Gideyim de bir oğluma bakayım ya. Ne haber oğlum? Yok, bu kadar fazla abartı oldu. Tamam. Bu kadarı biraz fazla abarttı. Uyan lan. Alo. Uyan. Bak, sana diyorum lan. Uyansana lan. Alo. Uyan. Sen kimsin? Ben Fatih Emlak'tan Fatih. Yani Fatih Emlak derken ben Fatih Emlak'ın sahibi değilim. Ben sadece ayakkabı. Yani anlarsın yani. Böyle bir şeyleri yapıyorum. Ne anlatıyorsun sen ya? Sana ev bulacağım. Seni kurtaracağım. Merhabalar. Ben Fatih Emlak'tan Fatih. Ama Emlak'ın sahibi kesinlikle değilim. Ben sadece... Ya bunu bir kez daha yapmayacağım abi. Bugün uygunsuz şeyler izlediği için evden atılan bir kardeşimize yardım edeceğim. Uygunsuz şeyler izlerken babasına yakalanmış ve babası onu evden atmış. Ki babasına %100 katılıyorum. Bugün bu kardeşimize ve sizlere hazırladığım evleri göstereceğim. Hepsi belli bir idealin üstünde harika evler. Ve bu konuda şakam yok. Malfoy tültümü koyacaksın sandın değil mi? Hayır, koymayacağım. Şakam yok. Koymayacağım demiştim. Niye koydum? Evet, ilk evimiz Taksim Harbiye'de bak. Evin güzelliğine ve fotoğrafın kalitesine bak. Ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Yıllardır sahibindendeki mistik evleri sizlere tanıtıyorum ve ben bu kadar kaliteli bir fotoğraf görmedim. Gerçekten niye bu kadar kaliteli bir fotoğraf? Hem de Xiaomi ile çekildi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bu oda. Camlar biraz eski ve şu sandalyenin sebebini anlayamadım ve bu masa neden burada falan ama yani yine de güzel bir ev. İki tane yatağı var, daha ne olsun. Senin odanda iki tane yatak var mı? Cevapla, yok. Bu kadar basit. Görüyor musun? Üçlü priz. Rengi böyle. Eski değil. Buraya diyecek hiçbir şeyim yok. Bu kadar kaliteli fotoğraf çekerken nasıl bir anda böyle olmuş anlayamadım doğrusu. Şöyle bir soru geliyor o zaman. Senin salonunda iki tane çamaşır kurutma... İsmini unuttum. Ondan var mı? Gayet güzel bir oda ve gördüğünüz gibi üçüncü yatak. Bu evde üç kişi kalabiliriz rahatça. Hop derken dördüncü yatak. Dört kişiye çıktık. Bu evi bir Suriyeli ailesi gibi yaşayabilirsiniz. Ve şuradaki sistemi görüyor musunuz? Yukarıda saat var ve aşağıdaki masa lambası saate doğru. Bu evin duvarları neden bir tarafı tuğla, bir tarafı mavi, bir tarafı plastik? Oğlum evin her duvarında farklı bir tarihi kalıntı var böyle. Ben bu evin kaç tane odası var ya? Bu kaçıncı yatak? 5 oldu herhalde. 6, 7, 8, 9 hem de manzaralı yatak. 10, 11 yeter, kaç tane yatak var bu evde? Bina yaşına baksana, çok komik. Bence bu evde kalın. Bu evimiz gayet cozy bir ev bak. Cozy. Türkçe bile söyleyemiyorum. O kadar Amerikan var, o kadar güzel bir ev ki bak. Kapıya ihtiyacın var mı? Olmayacak. Çünkü bu evin kapısı yok. Ne gerek var? Bahçesi 10 numara. Harika. İçeride ne tutuyoruz abi? İçeride mi bir şey tutuyoruz yoksa dışarıdan bir şeyin girmesini mi engelliyoruz anlayamadım. Ve galiba buraya girmeyi denemiş birisi abi çünkü biri bunu sökmeye çalışmış. Ama bunlar önemli değil çünkü gayet güzel bir ev. Mesela bu evde merak ettiğim şeyler var. Bu ne? Niye burada böyle bir çıkıntı var? Neden çatısı benim çatımla aynı? Neden? Şu ne abi? İki fotoğraftır görüyorum bunu yerde. 10 numara. 10 numara. En azından çürüyen bir yerleri yok evin. Ya bir lafım hayatımda gördüğüm en sürreal banyo olabilir abi. Yani niye bu kadar köşeye koymuşlar bunu? Bir yandan hacetini giderirken bir yandan da banyo mu olacaksın? Abi bu ne ya? Bunu kaldırın şuradan. Bilerek mi yapıyorsunuz ya? İncelediğim her ev videosunda yerde böyle random bir nesne oluyor ve hiçbir fotoğrafta o kalkmıyor abi. Hani ilk fotoğrafı çekip fotoğrafa bakıp aa yerde bir şey var şunu kaldırayım demiyor adam. Orada hep orada kalıyor. Muhtemelen burası birine verilene kadar da kalmaya devam edecek orada. Evin girişi pek ayrı alamet durmuyor ama inceleyelim. Buraya da biri girmeye çalışmış galiba anladığım kadarıyla. Çünkü benim bildiğim kadarıyla penceredeki parmaklıklar Michael Jackson gibi durmuyor. Bu adamı burada durduran şey ne oldu abi? Şuraya kadar halı çekip neden durdun ya? Buradan itibaren niye devam ediyorsun? Yine random bir halı. Odanın asla hiçbirini kaplamayan. Islak. Kirli. Bu ne abi? PUBG P2 mi atıyorsun duvardan? Bu fotoğraf ne? Yine random. Tamamen random nesneler abi. Bu ne bu? Bu halı ne? Bu halı ne? Bu poşet ne? Yine random bir halı. Bahçesi bu arada çok güzel. Yani ben camdan baktığımda şöyle bir şey görmek isterdim. Tabii şu ağaçların arasında evime girmek üzere olan bir Esenyurt'u görmek istemezdim. Ama manzara güzel. Evin girişi falan çok hoşuma gitti lan benim. Çok güzel. Yani bence gayet güzel bir evdi. Bence bir düşün. Bence buna bir şey yap. Göz at. Bak. Demedi deme sonra. Sonra ben niye evsiz kaldım? Evim yok, hayatım yok, param yok. Dünya oğlum böyle evlere güzel. Güzel. Güzel bu. Bu nasıl araya girmiş?
Bu mistik bir ev değil. Ya abi bu nasıl bir marka ismidir Allah aşkına ya. Tamam, dur, fotoğrafın neden mistik arşivime girdiğini anladım. Esenyurt Çınar Mahallesi'nde uygun kiralık daire. Bir kere Esenyurt'ta olduğu an 5000 liraya vereceksen 2500 düşmen gerekiyor. Çünkü abi Esenyurt'ta kapından dışarı çıktığın an şunu yaşayabiliyorsun. Ha, ne kadar güzel. Gel bak sen. Ne oluyor lan? Bir şuraya gel. Gayet sürreal bir fotoğraf. Bu arada bu fotoğrafın bak şuralardan kırp al sana bir ay fotoğrafı. Yemin ediyorum öyle bir fotoğraf. Gayet güzel ama bu galiba gerçekliği büken bir. Böyle ileriye gittikçe böyle bir şeyler olmaya başlamış böyle. Abi şu an hayal et. Buraya oturmuşsun ve tuvalet ihtiyacını gideriyorsun. Ve kapı kilitli değil çünkü kapıda kilit yok. Ve bir gelip kapıyı tak şu şekilde açtı. Ve sen bu şekilde bakıyorsun yukarı. Kapı sana doğru geliyor. Kapı suratına doğru açılıyor. Yapacak hiçbir şeyin yok. O anda anadan üren bir şekilde tuvalettesin. Yapabileceğin tek şey kapı senin suratına doğru açılırken o kapıya doğru bakma. Güzel. Cinli ev imajı verdi. Güzel. Ben beğenirim cinli evleri. Mesela burada da adam içeriye girmeye korkmuş galiba anladığım kadarıyla. Telefonu yanından sokmuş, çekip kaçmış. Buraya girememiş bile olabilir. Şu darlığa bak, bu ne? Abi işte buna bayılıyorum. Şu yerdeki desenlerin alakasızlığı var ya. Her videoda bu komba net oluyor abi. Bak yerde çok alakasız. Neden? Yani gayet güzel bir evdi ama Esenyurt'ta olması beni biraz korkutuyor. O yüzden bunu biraz es geçebilirim. Bu direkt odayı kiralıyormuş. Yani bu gördüğümüz yer tam olarak. Güzel. Ev piyanosu bile var. Harika. Bir yatak, bir koltuk, bir piyano yeterli. Bir televizyon falan koyaydım bari acayip. Bu ne, bunu niye özellikle koydu böyle? Güzel. Bak Bodrum'a gidilmiş ha. Bodrum'da gidilmiş. Sürreal tablolar var. Bu hiç beklenmedik bu arada. Gerçekten çok sürreal tablolar. Bayağı sürreal tablolar. Bu ev güzel mi? Bu ne biçim dolap lan? Tövbe. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Ama şu halı ve şu kapı kombosu tamamen cezaevini andırdı bana. Burası da güzel. Burası da güzel. Burası da güzel. Burası daha da güzel. Bu ne? Neden balkondaki anteni çektin abi? Neden? B-A-Y-A-N-E. Ev arkadaşı arıyorum. Eyvah. Versace halısı var adamın. Çok kıskandım şu an bu adamı. Ben bu adamı çok kıskandım şu an. Bu adamın her şeyi kaliteli gibi duruyor. Baksana şu ortama. Bir tane daha Versace halı. Ama duvarını yemişsin reis yani. Versace halıyla olmuyor bu işler. Buraya tam olarak ne oldu? Gayet güzel bir ortam. Banyosu mükemmel. Yukarıdan şeyli bir daha. Of mükemmel. Of. Of. Evin içinde bir tane daha Versace halı. Kaplan heykeli. Ve nargile var evin ortasında. Ben... Bu galiba bu evi seçeceğim. Acaba bu adam hangi takımlı ya? Konum güzel. Güzel bir konumda duruyor. İçini... Tahmin ettiğim kadar kötü değil bu arada. Tahmin ettiğimden daha güzelmiş bu ev. Ama hala tavandan bir şeyler oluyor. Bu tavan niye böyle sürekli? Şurada delik mi var yoksa orada ışık mı yansıyor? Lütfen ışık yansıyor olsun. Lütfen... Evin duvarında random bir delik var. Yani yerler, duvarlar falan... Yaklaşıyoruz. Yine dünyanın en alakasız mobilyaları yan yana abi. Pembe koltuğun... Nereden topluyorsunuz siz bunu? Bu yatakla alaka? Yatak bile değil büyük ihtimal. Güzel. Buna güzel diyemeyeceğim. Bu ne? Abi bu evlerin hepsinin ortak bir yönü var. Hepsinde şu mutfaktaki boru expose tam olarak böyle yanlışlıkla çarp patlat evin fesatını havaya uçur. Bok damlasın evin içine diye. Burası neresi? Bu şey gibi. Bir tane fotoğraf var ya hani bakıyorsun ama hiçbir nesneyi tanımlayamıyorsun böyle. İşte buradan gördüğün bir şeyi söyle diyor ve... Anlatamıyorum ki ben işte. Hatta anlayan anladı. Abi bu evin tuvaleti yok mu ya? Tuvalet fotoğrafı koymamış hiç. Niye koymadığını şimdi anladım. Şu an odanın ortasında bir tane adam var. Adam yukarıya böyle bakıyor. Gayet güzel bir ev bu arada. Düzeltilebilir bu ev. Odanın büyüklüğü, tavan genişliği falan onunla var. Ama perde yerine sofra bizi asman pek hoş olmamış abi. Burası gelişebilirden de daha sıkıntı. Yani diyecek pek sözüm yok. Bu arkadaşımız ev arkadaşı istiyormuş. Gayet güzel bir oda hazırlamış bizim için. Ben bu evde kalırdım. Bunun oda arkadaşı olup bu tuvalet niye bu kadar güzel? Yine backrooms'tan fırlama mobilyalar abi. Kaplumbağam var lan dolabın üstünde. Ev gayet güzel duruyor. Ortam falan bence çok güzel. Bu ne oğlum, düğün salonu mu burası? Ben bu eve hala satılık sağlıyorum. Hem de İzmir'deymiş. Boğaz manzaralı. Bu ev alınır. Bu ev alınır. Hep böyle boğaz manzaralı evleri böyle küçücük bir köşeden gözüküyor ve o köşeden fotoğraf çekiyorlar ya. Onlar çok komik oluyor. Bir tane ev görmüştüm ben. Tuvaletinin camından böyle kafanı çıkarıyorsun. Kafanı sağa eğiyorsun. Oradan boğaz böyle çok az bir şey gözüküyor. Herif onun fotoğrafını koymuş. Çok garip. Bu ne oğlum, gerçekliği bükmüş herif. Bak burada gerçeklik bükülmeye başlamış. Bu da adam demiş ki lan ne oluyor deyip koşmaya başlamış. Fotoğraf o zaman çekilmiş. Sonra gerçeklik yine bükülmüş ve adam gerçekliği düzeltmiş. Bu adam kim? Neden burada abi? Neden ortaya koymadınız mesela? Niye... Niye böyle asimetrik bir şekilde sağ tarafı yatırdınız mı? Bu ev güzel, hem de boğaz manzaralı. Bu az önceki dediğim tuvaletli olan gibi değil. Bu harbiden gösteriyor boğazı. Boğaz mı burası bilmiyorum. İstanbul mu lan bura? Oğlum burası Rize'ymiş ama. Yine çok garip bir kombinasyon. Aşırı garip bir kombinasyon. Bu ne oğlum? Bir şey var orada. Çok çok garip bir kombinasyon.
O kadar saçma nesneler yan yana ki niye bu dolabın üstünü açıp çektim bu fotoğrafı? Bu ütü masasına ne yaşandı? Bu ne? Bu ne? Banyonun içinde ayakkabılık mı var, ben mi yanlış görüyorum? Lütfen gözlerim bana yalan söylüyorsun şu an. Her sahibinden mistik evinin finalinin olduğu gibi köy evlerine bakıyoruz. Bu ne? Bu evi al ve direkt Türk korku filmi çek. Hiç bir saniye bile durma. Evin önünde petrol mü kazıyor? Bu ne? Ev hakkında hiç bilgi yok abi. Ev sadece bundan ibaret. Sadece bu iki fotoğraf var. Aha eşkal. Aha eş. O burası güzel. İçini niye göstermiyorsun? İçini niye göstermiyorsun sen o? Yani evin içi ne oluyor? Adamın bütün sertifikaları gelmiyor. Lan ne oluyor? Abi adam 5 tane ev fotoğrafı koymuş, 10 tane meslek hayatı başarılarını koymuş. Diyecek söz yok. Ev yerin altında. Evin duvarları yok. Ev yok. Ev tam bir Rust ilk gün sığınağı gibi abi. Yani bu ne alakalı? Adam bir yerden sonra vlog çekmeye başlamış abi. Bildiğin şu an köy vlogu çekiyor bize. Oğlum şu an cinli bir korku filmi fragmanı izliyormuş gibi hissediyorum. Ben doğru mu görüyorum yoksa burası gerçekten berber mi?